Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu sollen ve mögen modal fiilleri. Hazırsanız dersimiz başlasın. Sollen modal fiiliyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Sollen modal fiili ne demek? Tek başına bu arkadaşlar meli malı anlamına geliyor. Ve tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi ne yapıyorum? Asıl fiille beraber ne yapmam gerekiyor? Bunu kullanmam gerekiyor. Dilerseniz öncelikle sollen'i bir çekimleyelim. Onun ardından örnek cümleler içerisinde pekiştirelim. Sollen şimdi iş için baktığımızda işe göre çekimlendiğinde ich soll yani ben yapmalıyım, meli malı anlamına geliyor. Demek ki ich soll, ben meli malı. Şimdi birazdan ne yapıyor olacağız? Diğer fiili işin içerisine kattığımızda daha bir anlam kazanacak durum. Dediğim gibi sollen'i çekimliyoruz. Sen yapmalısın, meli malı. Tabii bu sollen bir tavsiye gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Du sollst, yani sen yapmalısın, etmelisin anlamında. Demek ki nasıl çekimlenecekmiş arkadaşlar? Du sollst şeklinde çekimlenecekmiş. Üçüncü tekile baktığımızda ne var burada? Er, sie ve es. Er ne demekti arkadaşlar? Er, eril bir durum söz konusu değil mi? Sie burada da nasıl dişil, yani bir kadın kastediliyorsa burada sie kullanılmış oluyor. Es için de das artikelli durumlar için söz konusu olmuş oluyor. Her halükarda ister er, ister sie, ister es olsun hangi modal fiili, daha doğrusu modal fiili nasıl çekimlemem gerekiyor? Soll şeklinde çekimlemem gerekiyor. Tıpkı işte olduğu gibi arkadaşlar. Modal fiillere baktığımızda zaten arkadaşlar birinci tekil ve üçüncü tekil aynı şekilde çekimleniyor. Dolayısıyla diğer fiillerden farkı da bu. Bir ve üçüncü tekillerin aynı şekilde çekimleniyor oluşunda. Gizli demek ki modal fiillerin çekimi. Demek ki er, sie, es nasıl çekimleniyormuş? Soll şeklinde çekimleniyormuş. Peki biz yapmalı, etmeliyiz gibilerinden düşünecek olursak ne olacak? Bu gene mastarda kalacak. Wir sollen olacak değil mi? Ihr neydi arkadaşlar? Karşımda bir grup insan söz konusuysa bu ne olabilir? İki ve daha fazla bir topluluk varsa karşımda siz yapmalısınız, etmelisiniz anlamına gelen sollen'i çekimlerken ihr sollt şeklinde çekimlememiz gerekiyormuş. Değil mi burada? Demek ki ihr sollt şeklinde çekimleniyormuş. Sie'ye baktığımızda üçüncü çoğulda bu neydi arkadaşlar? Sie iki anlamı vardı. Birisi neydi? Nezaket ya da siz dediğimizde buradan ne anlamalıyız? Bir amirimse, yeni tanıştığım birisi ise, rütbece benden büyükse, yaşça benden büyükse gibi gibi hallerde, yani nezaketi gerektiren hallerde zi kullanıyorum. Ya da onlar derken, değil mi? Üçüncü çoğuldaki onları kastettiğimde de gene ne oluyormuş? Zi oluyormuş değil mi? Demek ki her halükarda ne yapıyorum burada? Sollen şeklinde yorumlamış oluyorum. Şöyle bir toparlayalım. Demek ki ben yapmalıyım diyecek olursam ich soll, sen yapmalısın derken du sollst, er, sie, es üçüncü tekilde ne oluyormuş gene? Soll şeklinde çekimleniyormuş. Tıpkı işte olduğu gibi wir baktığımızda wir'da ne oluyormuş arkadaşlar? Mastarda kalıyormuş ve wir sollen, biz yapmalıyız, etmeliyiz anlamında wir sollen, sizler, karşımdaki grup insanlar söylüyorum bunu. Değil mi? Ihr sollt demiş oluyorum. Ya da üçüncü çoğula baktığımda ne oluyormuş? Sie sollen demiş oluyormuşuz. Dilerseniz çekimimizi yapalım. Sonra örnek cümlelerle pekiştirelim durumu. Hazırsanız ben söylüyorum. Siz de tekrarlayın lütfen arkadaşlar. Ich soll. Ich soll. Du sollst. Du sollst. Er soll. Sie soll, es soll. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen,
Sie sollen. Şimdi dilerseniz arkadaşlar anlamlı cümleler kuralım. İlk cümleye baktığımızda arkadaşlar ich ile bir cümle görüyoruz. Bakın ne diyor cümlemiz? Ich soll früh aufstehen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Ben ne yapmalıyım? Früh erkenden. Aufstehen, bunu ayrılabilir fiillerde görmüştük. Aufstehen neydi? Yataktan kalkmak, uyanmak anlamında. Hatta bir diğer anlamı da arkadaşlar, oturduğum yerden ayağa kalkmak ya da doğrulmak anlamına geliyor. Şimdi früh aufstehen denildiğinde ne anlamalıyız arkadaşlar? Erkenden kalkmalıyım. Yani değil mi? Uyanmak anlamına gelmiş oluyor. Peki biz cümleyi incelediğimizde sollen olmasaydı ne yapardık arkadaşlar? Ayrılabilir fiil adı üstünde ne derdik sollen olmasaydı? Ich stehe früh auf derdik, öyle değil mi? Ben erkenden kalkıyorum. Şimdi işin içerisinde modal fiil girdiğinde ne oluyor? Mastar halde koruyorum fiilimi. Hangisidir o mastar haldeki fiilim? Aufstehen fiili. Bakın bunu ne yapıyorum? Yumurta şeklinde ne yapmıştık? Ayırmıştık. Ancak burada ayırmıyorum. Aynı şekilde koruyorum. Ve ne yapıyorum? Cümlenin sonuna mastar halde koruyorum. Ve cümlenin sonuna atıyorum arkadaşlar. Neyi çekimliyorum? Zolen'i çekimliyorum. Dolayısıyla benim erken kalkmam gerekiyor. Daha doğrusu erken kalkmalıyım demiş oluyorum. Birisi bana bunu söylüyor ve diyor ki sen erken kalkmalısın. Dolayısıyla ben de diyorum ki ben erken kalkmalıyım. Dolayısıyla ich soll früh aufstehen demiş oluyorum. İkinci cümleye bakalım. Du sollst Deutsch lernen. Evet. Bakın Deutsch lernen neydi? Almanca öğrenmek. Dolayısıyla ben söz gelimi bir arkadaşımıza diyorum ki sen Almanca öğrenmelisin. Ve dolayısıyla ne diyeceğim? Du sollst Deutsch lernen. Dolayısıyla senin Almanca öğrenmen gerekiyor. Yapmalısın, etmelisin gibilerinden, değil mi? Bu bir tavsiye şeklinde de olabilir. Bu bir zorunluluk şeklinde de olabilir. Bakın burada aslında iki anlama da gelebiliyor bu. Yani bunu birisi size söylüyorsa, tavsiyede bulunuyorsa, değil mi? Almanca öğrenmelisin diyorsa, değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Du sollst Deutsch lernen diyeceğim. Burada sollen olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Sen Almanca öğreniyorsun deseydik ne olurdu bu? Du lernst Deutsch. Sen Almanca öğreniyorsun demiş olurduk. Ancak işin içerisine modal fiili kattığımda burada ne oluyor? Modal fiil sollen'i çekimliyorum ve mastardaki lernen ne olmuş? Olması gereken yerde. Cümlenin sonunda ve mastar halde, dolayısıyla du lernst, düzeltiyorum, du sollst Deutsch lernen şeklinde. Diğer cümleye bakalım arkadaşlar. Sport machen, spor yapmak. Dolayısıyla burada herhangi bir öznemizi seçelim. O. Hangisi olabilir? Söz gelimi sie olsun. Burada bir kadın söz konusu olsun. Diyelim ki onun spor yapması gerekiyor. Spor yapmalı. Bu bir tavsiye olabilir arkadaşlar. Onun spor yapması gerekiyor. Söz gelimi birazcık kilo aldıysa, değil mi? Diyetisyen diyordur ki senin birazcık spor yapman gerekiyor. Daha doğrusu onun, değil mi? Çünkü üçüncü tekil olduğu için diyor ki onun spor yapması gerekiyor. Dolayısıyla ne diyecek? Sie soll Sport machen. Onun spor yapması gerekiyor. Yapmalı, etmeli anlamında. Dolayısıyla burada sollen olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Sie macht Sport. Çünkü niye? Asıl fiilim machen. Dolayısıyla ben bunu sie'ye göre çekimlediğimde ne diyeceğim? Sie macht Sport. O spor yapıyor. Ancak burada meli malı işin içerisine girdiğinde ne oluyormuş? Sie soll Sport machen. Biz bunu pekala erkek, değil mi? Er kişisi için de söyleyebilirdik. O spor yapmalı derken, diyelim ki bu bir adamsa, değil mi? Er soll Sport machen da diyebiliriz. Ya da das artikelli bir ne olabilir? Çocuk diyelim. Ne olur o zaman? Er soll Sport machen şeklinde de yorumlanabilir. Sonraki cümleye bakalım. Wir sollen Gemüse essen. Kesinlikle bu çok çok doğru bir cümle. Gemüse neydi arkadaşlar?
Gemüse sebze. Essen yemek. Dolayısıyla bizim sebze yememiz gerekiyor. Yemeliyiz gibilerinden baktığımızda olaya. Demek ki ne diyeceğiz? Wir sollen Gemüse essen. Biz sebze yemeliyiz demiş oluyoruz. Burada sollen olmasaydı ne olacaktı arkadaşlar? Buradaki essen buraya gelecekti. Essen'e baktığımızda bu gene ne oluyor arkadaşlar? Mastar halde kalıyor. Bu sebepten wir essen Gemüse ne olacak? Biz sebze yiyoruz. Ancak yapmalıyız, etmeliyiz anlamındaki sollen işin içerisine girdiğinde wir sollen Gemüse essen, bizim sebze yememiz gerekiyor. Yapmalıyız, etmeliyiz değil mi? Meli malı işin içerisine girdiğinde demek ki wir sollen Gemüse essen demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Ihr sollt Urlaub machen. Urlaub tatil demek arkadaşlar. Tatil yapmak değil mi? Türkçe'de de düşünüyorum. Güzel Türkçe'de de tatil yapmak deriz. Dolayısıyla Almanca'da da öyle arkadaşlar. Urlaub machen. Tatil yapmak. Machen demek ki tatil yapmak. Dolayısıyla birisi tavsiyede bulunuyor. Diyor ki sizler tatil yapmalısınız. Ne diyecek o zaman? Ihr sollt Urlaub machen. Sollt olmasaydı ne diyecektik o zaman arkadaşlar? Ihr macht Urlaub. Sizler tatil yapıyorsunuz. Ancak burada bir öneri söz konusu olduğunda, sollen işin içerisine girdiğinde ne olacak demek ki? Ihr sollt Urlaub machen cümlesi, değil mi? Bu şekilde yorumlanması gerekecek. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sie sollen Musik hören. Evet, kesinlikle doğru bir öneri. Neymiş bu? Sie sollen Musik hören. Musik hören neydi arkadaşlar? Müzik dinlemek. Dolayısıyla burada da gene bir tavsiye var. Sie sollen Musik hören. Sizlere, değil mi? Bu nezaket formundaki bir durum olabilir. Sizin müzik dinlemeniz gerekiyor. Siz müzik dinlemelisiniz anlamında, değil mi? Sie sollen Musik hören. Ya da bir grup insandan bahsediyorsam, değil mi? Onların müzik dinlemesi gerekiyor. Onlar müzik dinlemeli. Diyecek olursam demek ki Sie sollen Musik hören demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı bir tekrarlayalım. Ardından bunun nasıl soruyla ifade edildiğini, değil mi? Soru cümlesiyle ifade edildiğini bir inceleyelim. Hazırsanız tekrarlayalım arkadaşlar. Ich soll früh aufstehen. Ich soll früh aufstehen. Du sollst Deutsch lernen. Du sollst Deutsch lernen. Er soll Sport machen. Sie soll Sport machen. Ich soll Sport machen. Wir sollen Gemüse essen. Wir sollen Gemüse essen. Ihr sollt Urlaub machen. Ihr sollt Urlaub machen. Sie sollen Musik hören. Sie sollen Musik hören. Şimdi de arkadaşlar sollen modal fiili ile nasıl soru sorabilirim onu bir inceleyelim arkadaşlar. Bakın burada ne diyor cümlemiz? Soll er Sport machen? Bakın ne olmuş arkadaşlar burada? Sollen ile başlamış. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Soruları V sorulu olarak başlatıyorduk ya da ne yapıyorduk? Eylemle başlatıyorduk. Bakın burada ne yapmış oluyorum? Modal fiil olduğundan dolayı modal fiil ile başlatıyorum ve diyorum ki o spor yapmalı mı? Soll er Sport machen? Dolayısıyla böyle bir soru nasıl cevaplanacak? İki alternatifli, değil mi? Birisi ya evet olacak ya da hayır şeklinde olacak. Ben evet o spor yapmalı diyecek olursam ne diyeceğim arkadaşlar? Ja, er soll Sport machen. Evet, o spor yapmalı dediğimde demek ki ja, er soll Sport machen. Bakın olağan bir şekilde cümlemiz devam ediyor. Sadece cümlenin başına ne yapmışım? Olumlama anlamına gelen evet değil mi? Ne demiş oluyorum? Ja demiş oluyorum. Demek ki evet, o spor yapmalı dediğimde ja, er soll Sport machen. Şimdi ben aynı soruyu olumsuz bir şekilde yanıtlayacak olursam ne diyeceğim? Nein diyeceğim.
Dolayısıyla nein, es soll nicht Sport machen. Bakın burada iki tane olumsuzlama var. Birisi hayır anlamına gelen nein, bir diğeri de nicht. Ne yapmış oluyorum? Buradaki eylemi olumsuzlamış oluyorum. Dolayısıyla hayır, o spor yapmamalı anlamına gelen nein, es soll nicht Sport machen demiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın ya ve nein'den sonra virgülle ayırmış olduğum cümleler gene olması gerektiği gibi nerede arkadaşlar? Modal fiilim sollen ikinci pozisyonda ve asıl fiilim machen nerede? Cümlenin sonunda ve mastarda. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Soll er Sport machen? Soll er Sport machen? Ja, er soll Sport machen. Ja, er soll Sport machen. Nein, er soll nicht Sport machen. Nein, er soll nicht Sport machen. Sırada arkadaşlar mögen modal fiili var. Mögen modal fiili acaba ne anlama geliyor? Mögen arkadaşlar sevmek, hoşlanmak anlamında. Tabii sevmek denildiğinde arkadaşlar aşık olmak şeklinde anlaşılmasın. Sevmek derken ülkeyi sevmek, futbol takımını sevmek olabilir, arkadaşlarını sevmek, bir yemekten eğer bahsediliyorsa yemeği sevmek gibi, hoşlanmak gibi düşünülebilir. Bunu bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir modal fiil mögen'i bir çekimleyelim. Ardından örnek cümlelerle pekiştirelim. Mögen'e baktığımızda ben severim diyecek olursam ich mag demiş oluyorum. Demek ki ben severim, ben hoşlanırım dediğimde ich mag demiş oluyorum. Du'ya baktığımızda arkadaşlar sen seversin dediğimizde du magst. Demek ki du magst, sen seversin anlamına gelmiş oluyor. Er, sie, es'e baktığımızda bu da daha önceki modal fiilde söylemiştim. Ne demiştim? Birinci ve üçüncü tekil aynı şekilde çekimleniyor demiştim. Burada da aynı şey söz konusu. Dolayısıyla er, sie, es için ne yapıyormuşum arkadaşlar? Mag diyormuşum. Tıpkı işte olduğu gibi, değil mi? Er, sie, es, mag. Biz severiz dediğimizde arkadaşlar wir mögen. Demek ki biz severiz, biz hoşlanırız dediğimizde wir mögen demiş oluyoruz. Ihr, evet karşımda bir topluluk varsa, iki ve daha fazla insan varsa ne diyorum? Siz seversiniz, ihr mögt. Demek ki ihr mögt, siz seversiniz anlamına geliyormuş. Sie'ye baktığımızda nezaket ya da saygı formu, diğer anlamı neydi? Üçüncü çoğul, onlar, değil mi? Bir grup insandan bahsediyorum. Onlar sever ya da nezaket formunda siz seversiniz dediğimizde ne diyecekmişiz? Sie mögen diyecekmişiz. Evet, dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Demek ki ben severim dediğimde ne diyormuşuz arkadaşlar? Hep beraber bir tekrarlayalım. Ich mag. Ich mag. Du magst. Du magst. Er mag. Sie mag. Es mag. Wir mögen. Wir mögen. Ihr mögt. Ihr mögt. Sie mögen. Sie mögen. Dilerseniz şimdi de anlamlandırmak maksadıyla bir cümleyi tamamlayalım, değil mi? Şimdi ilk cümleye baktığımızda ich mag dich. Evet. Ich mag dich. Ben seni seviyorum. Tabii bunu ben kime söyleyebilirim? Çok yakın bir arkadaşıma söyleyebilirim. Bu aşk anlamında değil. Ben seni severim deriz ya, hani en samimi arkadaşımıza ya da, değil mi? Burada ne yapıyorum? Hoşlandığımı belirtmiş oluyorum. Seni severim dediğimde demek ki ich mag dich şeklinde ne oluyormuş? İfade ediliyormuş, değil mi? Buraya baktığımızda ikinci cümleye du magst die Frau nicht. Die Frau kadın. Bakın burada bir olumsuzlama var. Nicht. Sen o kadını sevmiyorsun dediğimizde du magst die Frau nicht. Sen o kadını sevmiyorsun. Du magst die Frau nicht demiş oluyoruz.
Üçüncü cümleye baktığımızda er sie is, değil mi? Herhangi birisi olabilir. Mag İstanbul. Evet, İstanbul sevilmeyecek gibi değil, değil mi? O İstanbul'u seviyor dediğimizde er ya da sie ya da is ne yapıyormuşuz? İsterseniz kadın örneğinden gidelim. O İstanbul'u seviyor dediğimizde sie mag İstanbul ya da bir erkekten bahsederken er mag İstanbul demiş oluyoruz. Fark ettiyseniz tabii bunu alfabe konusunda görmüştük ayrıntılı şekilde. İ'lerde değil mi noktalı bir şekilde ifade olmuyor. Dolayısıyla noktalı ifade olmayacak arkadaşlar büyük harflerde. Ancak ufak harflerde mutlaka o i'yi koymuş oluyoruz. Dolayısıyla güzel Türkçemizdeki ı şeklinde yazmam gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım. Wir mögen fliegen. Evet, fliegen neydi acaba? Fliegen uçmak demek arkadaşlar. Biz uçmayı seviyoruz dediğimizde wir mögen fliegen demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda ihr mögt Mozart. Evet, Mozart kimdi bu? Ünlü besteci, değil mi? Ihr mögt Mozart. Sizler Türkçe'de Mozart deniliyor ancak doğrusu neymiş? Mozart, değil mi? Siz Mozart'ı seversiniz dediğimizde ne yapıyormuşuz, ne diyormuşuz arkadaşlar? Ihr mögt Mozart demiş oluyoruz, değil mi? Sonraki cümleye bakalım. Sie mögen tanzen. Evet, dans etmek arkadaşlar. Tanzen. Dolayısıyla sie mögen tanzen. Bu nezaket formu olabilir ya da onlar anlamına gelebilir. Dolayısıyla isterseniz onlar dans etmeyi seviyorlar diyecek olursak sie mögen tanzen demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar Mozart örneğinden gittik. İsim olabiliyor, eylem olabiliyor, öyle değil mi? Dolayısıyla burada fark eden bir şey yok arkadaşlar. Dilediğimiz şeyi koyabiliyoruz ve cümlenin sonuna, değil mi? Ancak burada şunu dikkate almamız gerekiyor. Asıl fiillerim, değil mi? Bakın burada asıl fiillerim ne oluyor arkadaşlar? Cümlenin sonunda oluyor. Mastar halde olmuş oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci pozisyonda her zaman ne olacakmış? Modal fiil olacakmış. Bu herhangi bir modal fiil olabilirdi. Önceki görmüş olduğumuz söz gelimi sollen de olabilirdi, können de olabilirdi, diğer modal fiiller de olabilirdi. Bunlar ne oluyor? Asıl fiil fonksiyonuna giriyor ve bunlar çekimlenirken mastardaki fiilim, yani asıl fiilim mastarda ve cümlenin sonunda olmuş oluyor, öyle değil mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı yinelemeden önce buraya bir bakalım. Şimdi bunun sorusunu soralım isterseniz. Sorusunu sorduğumuzda modal fiille ne yapmıştık Sollen'de? Sollen'i cümlenin başına getirmiştik. Mögen de bir modal fiil. Dolayısıyla ne olacak? Soru cümlesinin başına gelecek. Dolayısıyla bakalım cümlemiz ne diyor? Mögen Sie fliegen? Bakın dikkat edin burada. Sie nasıl yazılmış arkadaşlar? Baş harf Sie büyük harfle başlamış. Dolayısıyla biz burada ne anlamalıyız? Acaba bu bir nezaket formu mu? Onlar mı? Yoksa üçüncü tekil mi? Acaba ne olabilir? Bakın burada dikkat edelim arkadaşlar. Sie ve mögen denildiğine göre bu eğer tekil olmuş olsaydı, yani bir kadın söz konusu olmuş olsaydı ne olacaktı? Mag olacaktı. Demek ki bu şık eleniyor. Hangisi olabilir şimdi bu? Ya nezaket formu olacak ya da ne olacak? Onlar olacak. Ben daha önceki derslerimde ne demiştim? Eğer baştaki harf büyük yazılıyorsa bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Nezaket anlamına geliyordu. Dolayısıyla siz uçmayı sever misiniz? Bu ne olabilir? Söz gelimi ben müdürüme bunu soruyorum. Müdürüm siz uçmayı sever misiniz? Değil mi? Uçakla uçmayı sever misiniz anlamına gelen siz uçmayı sever misiniz dediğimde demek ki mögen Sie fliegen sorusunu soruyorum. Mögen Sie fliegen? Evet, ben uçmayı severim dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Ich mag. Demek ki bu kalıbı işin içerisine katacağım. Ancak evet de demem gerekiyor. Dolayısıyla ja, ich mag fliegen. Evet,
ben uçmayı severim demiş oluyorum. Olumsuz olsun bu. Hayır, ben uçmayı sevmem. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Cümlem nein ile başlayacak. Bu durumda ne olacak? Nein, ich mag nicht fliegen. Demek ki nein, olumsuzladım, hayır dedim ve nicht. Burada da bir olumsuzlama var. Burada nicht ile ne yapmış oluyorum? Uçma durumunu, değil mi? Sevmediğimi söylemiş oluyorum. Dolayısıyla nein, ich mag nicht fliegen. Demek ki soru olarak ne yapıyormuşum arkadaşlar? Mögen Sie fliegen? Siz uçmayı sever misiniz? Evet, ben uçmayı severim. Ja, ich mag fliegen. Hayır, ben uçmayı sevmem. Nein, ich mag nicht fliegen demiş oluyoruz, değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich mag dich. Ich mag dich. Du magst die Frau nicht. Du magst die Frau nicht. Er mag Istanbul. Sie mag Istanbul. Es mag Istanbul. Wir mögen fliegen. Wir mögen fliegen. Ihr mögt Mozart. Ihr mögt Mozart. Sie mögen tanzen. Sie mögen tanzen. Mögen Sie fliegen? Mögen Sie fliegen? Ja, ich mag fliegen. Ja, ich mag fliegen. Nein, ich mag nicht fliegen. Nein, ich mag nicht fliegen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde sollen ve mögen modal fiillerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.